Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. dünyanın en seksi adamı, tartışmasız. Bugün sizlerle birlikte en etkili 3 egzersiz serisinin yeni bölümü kalça, glute egzersizleriyle birlikteyiz. İzlediyseniz son 2 videoda bacak kaslarının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Bacak kaslarınızın gelişmişlik seviyesiyle saygınlık seviyenizin artacağından bahsetmiştim. Bacakları iyi olmayan hiçbir vücutçu hiçbir zaman gereken saygınlığı kazanamayacak demiştim. Hala aynı fikirdeyim ve haklıyım. Tartışmaya gerek bile yok. Bunu netleştirdiğimize göre şimdi bacağın 3 silahşörleri dediğimiz quadriceps, hamstring ve glute kaslarından 3. silahşörü olan glute kas grubunun en etkili 3 egzersizinden bahsedeceğim. Ama bu 3 egzersizi açıklamam için öncelikle glute kasını, yani kalça kasını anatomik olarak sizlere güzel bir açıklamam gerekiyor ki neden bu 3 egzersizi seçtiğimi, neden bu 3 egzersizin en etkili 3 egzersiz olduğunu daha iyi anlayın. O zaman gelin bu glute kasının, kalça kasının ufak bir anatomisine değinelim dostlar. Dostlar, bu glute kas grubu, yani kalça kas grubu temel olarak pelvisin arka tarafından, yani kalça kemiğinin arka tarafından bacak kemiği olan femur ve bacağın yan tarafında IT band dediğimiz bir bant arasında bağlantı halinde bulunur. Biraz daha detaya inmek istersek bu glute dediğimiz büyük kas grubunu birkaç parçaya ayırabiliriz dostlar. Glute maximus, glute medius, glute minimus ve piriformis gibi birkaç tane küçük kas grubundan oluşuyor. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz glute minimus ve piriformis gibi birkaç tane küçük kas grubu var dostlar. Bunların temel amacı kalçaya rotasyonlar yaptırmak ve pelvisin biraz daha stabilizasyonunu sağlamak, sabit tutmak, eğilmesini, yamulmasını engellemek dostlar. Ve bunlar küçük kas grupları olduğu için aşağıda kalıyorlar, alt tarafta kalıyorlar. Dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz kalça bunlar değil dostlar. Bundan kaynaklı bu 3 egzersizi seçerken bunları çok ön planda tutmayacağız. Tabii ki rotasyonları sağlarken bunlar da çalışıyor olacak ama bizim ana amacımız glute maximus ve glute medius olacak. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman kalçanın bu podyumu dediğimiz o yuvarlak sert görünüşü sağlayan kas grubu işte bunlar. Özellikle glute maximus. En büyük kas grubu kalçadaki glute maximus'tır. Biraz daha glute maximus'ın üzerinde bulunan glute medius var. Bu da görünüşe tekrardan biraz katkıda bulunuyor. Bu yüzden seçeceğimiz 3 egzersizin ana amacı bu iki kas grubunu olabildiğince fazla çalıştırmak ve kas kütlesini arttırmak olacak dostlar. Dostlar, gördüğünüz gibi kalça kas grubu çok büyük bir kas grubu ve çok fazla bağlantı noktası var. Bundan kaynaklı birçok farklı görevi yerine getirebiliyor. Ama bizim ağırlık yükleyip hipertrofi yapabileceğimiz 4 tane temel görev olacak dostlar. Bunlardan birincisi hip extension olacak, ikincisi hip abduction olacak, üçüncüsü hip external rotation olacak ve dördüncüsü posterior pelvic tilt olacak dostlar. Bu 4 görevi aslında kalça kasının ağırlık yükleyip kas kütlesi geliştirebilmemizi sağlayacak 4 ana görevi olacak dostlar. Biz de bu 4 görevi göz önünde bulundurarak elimizden geldiğince bu 4 görevi en iyi yerine getiren 3 tane egzersizi seçmeye çalışacağız dostlar. O zaman gelin daha fazla uzatmayalım, en etkili 3 egzersizlerin ne olduğundan bahsedeyim ve seçerken de neden seçtiğimle ilgili birkaç tane ekstra bilgi vereyim. O zaman gelin ilk egzersizle başlayalım. İlk egzersiz hip thrust dostlar. Eğer bir tane egzersiz verme hakkım olsaydı kalça ile ilgili hip thrust verirdim dostlar. Çünkü mekanik olarak tamamen kalçaya odaklanabileceğimiz bir egzersiz olacak. Diğer kas gruplarını olabildiğince plan dışında bıraktığımız, sadece kalçaya yöneldiğimiz bir egzersiz olacak. Bundan kaynaklı olarak da aktivasyon seviyesi olarak en etkili egzersizlerden birincisi olduğunu söyleyebiliriz dostlar. Kalça kasları ile ilgili belki de daha önce duymadığınız bir bilgiden bahsedeyim sizlere. Kalça kasları vücudumuzdaki en büyük ve en güçlü kaslardır dostlar. Bundan kaynaklı en fazla yükü kaldırabileceğiniz birinci egzersiz hip thrust olacak. İster squat'ı kıyaslayın, ister deadlift'i kıyaslayın, ister bench press'i kıyaslayın, istediğiniz egzersizi kıyaslayın. En fazla yükü kaldırabileceğiniz egzersiz hip thrust olacak. Yani bu ne demek oluyor? İlk egzersizde hip thrust'ta yüksek ağırlıklar kullanacağız. Yüksek ağırlıklar yüksek hasar demekti, kas hasarı. Yüksek kas hasarı yüksek hipertrofi demekti. Terimi sileyim. Sıcak havalar. Devam edelim. Tekrar sayısı olarak 5 ile 8 tekrar arası düşük bir tekrar aralığı öneriyorum dostlar sizlere. Düşük tekrar aralığı yapmamızın bir faydası ne olacak?
tip 2 kas grubunu çalıştırıyor olacağız dostlar. Burada ufak bir dipnottan da bahsedeyim kalça kası ile ilgili. Kalça kasındaki lif dağılımı, lif tipi dağılımı eşit dostlar. Tip 1 kas lifleri %50, tip 2 kas lifleri %50 olacak. Yani yarı yarıya olacak. Bundan kaynaklı hem yüksek ağırlıklarla düşük tekrarlar hem de düşük ağırlıklarla yüksek tekrarlar yapmamız lazım ki hem tip 1 kaslarını hem tip 2 kaslarını eşit miktarda aktif edelim. Hip thrust egzersizinde de yüksek ağırlıklarla düşük tekrarlar yaptığımız için tip 2 kas liflerini çalıştırıyor olacağız. Aktivasyon seviyesi zirvede, yüksek ağırlık, yüksek hipertrofi, tip 2 kas liflerini aktif ediyoruz. Mükemmel bir egzersiz olacak. Kalça kasları, glute kasları için dostlar hip thrust yapıyorsunuz. İkinci egzersiz. Bu unilateral bir egzersiz olacak. Yani tek tek çalışacağız bacakları. Bundan kaynaklı işin içerisinde biraz da stabilizasyon girecek. Bu egzersizi yaparken glute kasların yani dışarıdan podyumda görünen glute maximus, glute medius çalıştıracağız. Aynı zamanda stabilizasyonu sağlamak için rotasyon kasları da o küçük kaslarda çalışıyor olacak dostlar. Bu da ekstra bizim için faydalı olacak tabii ki. Antrenmanlarda sakatlığı engellemek, patlayıcılığı, gücü arttırmak için bu rotasyon kasları da tabii ki önemli olacak dostlar. Bu egzersizde Bulgarian split squat olacak dostlar. Ayaklarınızdan bir tanesini bench'e koyacaksınız, diğerini yere koyacaksınız ve squat'a inip kalkacaksınız. Çok dar tutmayın bacağınızı, quad'ları fazla aktif edersiniz. Çok geniş de tutmayın, dengeyi sağlamak zor olur. Ortada bir yerde tutun ve diziniz yere değene kadar aşağıya inin ve kalkın dostlar. Böylelikle söylediğim gibi kalçayı çok fazla aktif edeceksiniz. Aynı zamanda pelvisi stabilize etmek için diğer küçük kas grupları da aktif olacak dostlar. Tekrar aralığı olarak 8-12 tekrar arası yapacağız. Hipertrofi range'indeyiz. Aktivasyon seviyesi olarak mükemmel bir egzersiz. Bütün glute kas gruplarını çalışıyor. Rotasyon kasları dahil mükemmel bir egzersiz olacak. Kalça kas grubu için, glute kas grubu için Bulgarian split squat yapıyorsunuz. Üçüncü egzersize geldik dostlar. Bu egzersizde biraz daha glute medius'ı çalıştırmak istiyorum. Glute maximus'ın üzerindeki kas grubundan bahsediyorum. Glute medius. Birinci egzersizde ne yapmıştık? Glute maximus biraz daha fazla çalışmıştı. İkincisinde bütün kas grupları çalışmıştı. Üçüncüsünde de biraz daha söylediğim gibi medius'a yönelmek istiyorum. Medius'ı daha fazla ön plana almak istiyorum dostlar. Bu egzersizde standing transverse hip abduction olacak dostlar. Bu şekilde yana doğru ayağınızı açıyorsunuz. Ama ufak bir tüyodan bahsedeceğim. Ayağınıza gittiğiniz zaman ayağınız dışa doğru dönmüş olmasın. Yani parmak ucunuz dışa dönmüş olmasın. Biraz daha içe çevirin. Böylelikle glute medius'ı biraz daha fazla aktif edeceksiniz. Daha fazla verim alacaksınız dostlar. Tabii ki sadece medius çalışmıyor burada. Diğer kas grupları da çalışıyor. Sadece medius biraz daha fazla aktivasyon seviyesine sahip dostlar. Bu egzersiz biraz daha izole bir egzersiz olduğu için setlerde tekrar sayısını biraz daha yüksek tutacağız. 15 ile 20 tekrar arası yapmanızı öneriyorum dostlar. Böylelikle yanma hissi artacak, pump artacak, metabolik stres artacak. Mükemmel bir pump yakalayacaksınız. Antrenmanın sonunda balon gibi kalçalarla salonu terk edeceksiniz. Terk ederken bana teşekkür edeceksiniz dostlar. Bu da son egzersizimizdi. Kalça ile ilgili dostlar. Böylelikle sizlere en etkili 3 kalça kasının ne olduğundan bahsetmiş oldum. Böylelikle tekrardan 3 silahşörler dediğimiz, bacağın 3 silahşörleri dediğimiz quadriceps, hamstring ve glute kaslarını incelemiş olduk. Bu egzersizleri uygulayarak mükemmel bacaklar yapabilir ve saygınlık seviyenizi sizler de yükseltebilirsiniz dostlar. O zaman bu videodan bu kadar. Sonraki videoda büyük ihtimalle calf gelecek. O videoyu görmek için, serinin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.